Hadi 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 Reddit check yapalım. Hadi Reddit check. Evet, yayın varmış gibi davranıyoruz. Ne? Bu ne ya? Ben yayını geç açtım diye bunu mu yaptınız? Ya sizi yerim. Allah kahretmesin. Ben bilsem. Allah kahretmesin. Kurban alırım size. Hemen bıyıklarımı sökeyim şimdi. Çok tatlısın, salaklara bak. Bunu mu yaptınız ya? Duştaydım arkadaşlar ama sizi düşünüyorum. Haftalık mini oyun. Aa hadi bakalım. Cuma saat 22.56'da Volkan Konak dinleyerek eve dönüyorsun. Hadi bakalım. Evet. Ama odan Eren Aktan evde ölü olarak buldun. Aa, tövbeler olsun. Bunu kim yapmış olabilir bir bakalım. Olay saatinde evde 3 kişi bulunuyordu. Hadi bu kişilerin ifadesini alalım. Olay saatinde ne yapıyorlar? İlk şahıs, Bobby. Vış, ben vallahi bu işi bilmiyorum. Yayın tekrarını izliyordum. Adı Bobby. Boy 1.80. İkinci şahıs. Keşma. Ben Teknobal'dan mouse satın alıyordum. Niye Teknobal? İnce hesaptan al. Adı Keşma. Boy 53 cm. Üçüncü şahıs, Dark Eren. Emin değilim. Galiba uyuyordum. Sizce katil kim arkadaşlar? 1 mi Bobby? 2 mi Kejman? 3 mü Dark Eren? Buyursunlar. Bence Kejman yaptı. Aa! Katil Kejman. Kim gaming gecesinde en ucuz teknolojinin adresi ince hesaptan mouse almak yerine başka bir yerden alır ki? Düpedüz yalan. İşte bu ya. İzban kliple bunu. Kliple bunu. İşte bu. Kardeşim niye başka yerden satın alsın? Benim Kejman'ım bunu yapar mı? Değil mi oğlum, ince hesap değil mi? Evet, beni niye öldürdün gerizekalı? Helal olsun. Müthiş müthiş, sebebi müthiş ya. Ben tahmin ettim çünkü en saçma o Teknobal. Aa, hain Kejman. Demek Eren'i öldürmek ha, ama bu burada bitmedi. Benim bir planım var. Hey Kejman, 5 dakika konuşabilir miyiz? Sana temiz yem getirdim. Aa, Kejman içerisine after var. After credits var, çok güzel. Nasıl olsun, bildiğin gibi. Anladım Kejman. Galiba şuranda bir şey var. Nerede abi? İşte tam şurada. Yapma, öpecek. Aa! Aldı. Ya mükemmel salaksınız ya. İnce hesabın katkılarıyla shit show başlıyor. Ne bu? Köpüş ben mi oldum şimdi köpüş? Meme mi bu? Ha. Oğlum çok benzemiş, çok güzel olmuş. Aa. 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 Çok tatlı. Şimdi anladım. Çok tatlı lan. Şuna bak. Köpke mi bu? Yok, köpek değil bu değil mi? Yavru köpek mi? Fok balığına da benziyor. Zürafa abi. Olabilir. Göğsünü biliyoruz. Ay çok güldüm, boynum ağrıyor. Göğsünü biliyoruz, çok iyi. Ya oğlum nasıl bu kadar memeymiş gibi çıkabiliyor? Yok meme değil lan, memem yok, memem yok. Ama meme varmış gibi çıkıyor. Niye biliyor musunuz? İki tarafta ışık var ya, tak buradan koyuyor. Çok iyi. Neyse tamam, helal olsun. Kadın ne diyordu? Patlatırken helal etmiyorum falan filan. Ben helal ediyorum. Aboneyseniz sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi bana Zaha transferi soracaksınız. Hemen baştan savayım git. Niyeyse ben sanki scout ekibindeymişim gibi DM'den anasını satayım. YouTube shit show'un YouTube... Ya biri Lodos, Lodos FRP'sinin altına abi Zaha ne zaman geliyormuş. Ananı ş... Oğlum taşak mı geçiyorsunuz? Ben Yağız Sabuncuoğlu muyum ya? NTV Spor muyum lan ben? Zaha'yı ben abi canlı izliyordum. İnanılmaz bir adamdı. Zaha'yı takip ediyorum. Crystal Palace falanıyım diyen var mı? Ya Bekir siktir senin, bir dediğin bir dediğini tutmuyorlar. Vicdansız da. Biz işte şöyle mi yaptık? 3 saniye Ali Cabbar koyduk geçtik. 35 saniye Ali Cabbar. De kardeşim bu nedir ya? Bu nasıl bir vicdansızlık ulan? Ne gömü mü buldunuz siz ya? Al hitleri de al. Bezevenk. Al. Al. Orta Oppenheimer'ı al. Terbiyesiz adam. Çüş artık. Bu nedir ya? Evet ya, çok şey oldu, top falan futbol. Bu Mustafa mı? Allah Allah. Niye öyle? Aynen aynen, Dybala'yı al, al, al. Gel bir de benimkini. Oğlum taşak mı geçiyorsunuz? Gel ben de oynayayım artık. Dybala'yı alırsanız gelin Beylikdüzü'nden de beni alın amına koyayım. Oynarım rotasyonda. Anasının şeyiymiş artık. Oh my God.
Sonra bir dediğin bir dediğini tutmuyor senin ulan dediğimde abi kırdın beni diyor. Pezevenk maç 1-0 abi koyuyoruz şöyle. Bir geriye düşüyoruz abi Real'in maçı var ben gideyim hanım bekler. Yok abi işte zaten Galatasaray iyi kulüp falan. Tek başına bırakıyor beni orada düşmanlarına karşı. Bu futbol odasına neler dönüyor sizin haberiniz yok. Discord'da arada bakın. Ama dedi bunun kakanızda hiç bilgisi yok. Dedim kaka falan karıştırma çok iyi futbolcuydu. Benim kakaya karşı bir sevgim var. İğrenç bir açıklama oldu ama adı kaka adamın. Kaka Leite. Şöyle ki benim futbolculuk yaptığım işte oynadığım dönemde kaka prime'ını yaşıyordu. Ben de bebek yüzlüydüm. Ya şu dönem işte bak hafif kaka dönemim. Gördünüz eski fotoğraflarımı işte biliyorsunuz baby face dönemim saçım uzun falan. Bana arkadaşlar dedi kaka gibi oynuyorsun falan işte teknik biraz da şeydim kanatta oynuyordum falan. Kakayı bilmeyenler için çocuk yakışıklı da çocuk. Güzel de çocuk yani. Severdim yani. Sakatlıklar bitirdi abime. Bu ne? Bunu tam böyle arkadaş grubuna, WhatsApp grubuna günaydın mesajı olarak atmalık video bu. Bunu atın. Oğlum Reddit'imiz müthiş ya. Hepinizle gurur duyuyorum. Tamam tamam kardeşim tamam tamam yolcu almamışım gibi. Abi post geçti. Tamam oğlum durun buna bir gülün sonra ona bakalım lan. Aa. İçinde ananı sikeyim. Sert. Eyvallah. Çok güzel edit. Çok güzel edit. Eyvallah Kaan. Bir alkış hak ettim. Güzel şeyler yaşadık ama. Yaşandığına sevinelim. Bittiğine üzülmeyelim. Yaşandığına sevinelim. Çok güzel şeyler yaptık. Hep aynı devam etmezdi yani. Şimdi yeni şeyler yapacağız. Öyle düşünün. Bak bir sürü fikrimiz var şimdi yeni. Yeni şeyler yapacağız. Bu ne? Oga. Ya bunların SS'lerini aldınız değil mi? Bak kaka dönemim işte. Oğlum hayat ne acayip. Şuna bak. Bir de şuna bak. Ne acayip ya. Ama bu. Ama bu işte. Bu fotoğrafı nasıl yok edebiliriz acaba? Yani bu var ya bu saçma sapan şu an büyük ihtimal beni hiç izlemeyen adamı bile unutmuş birinin yanlışlıkla aldığı bir SS. Fakat kalkıp bunu haberlerde falan kullandılar ya. Futbol adası. Yemin ederim bunu yazdım. Zaha olayından 3 gün önce yazdım bunu. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kıpet! Kıpet! Hayır! Ne alaka? Ne alaka? O kadar saçma ki. Çok... Oğlum koca kanaldaki tek Fenerbahçeli benim ya. Böyle olur mu ya? Uygulandınız. Ölmedik lan buradayız. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar kim bu kanalda kimi gördüyseniz gördünüz yani. Hani bugüne kadar yaptığım her işle gurur duyuyorum. Reddit sonlar, boşluk düzleri, radyo kafaları, şeytanın avukatları hepsiyle gurur duyuyorum. Eren. Yaşlılığımın gideri var bu arada. 2069 iyi. Ama benim için şey çok garip olacak arkadaşlar. O kadar yaşlanabilirsem, bunları görecek kadar, bu yaşa geldiğimde, bunu gördüğümde falan çok garip olacağım. Kötü bir etkisi de olabilir ama. Ya şu fotoğrafı da iyi ki çektirdik anasını satayım ya. Nedir bu? Oğlum çok saçma fotoğraf lan hakikaten. Neyse. Instagram hesapları açmışlar birkaç tane takip ettim. Takip ettim diye story atmışlar böyle holley falan filan böyle bir şey.
Ve içim eriyor oğlum. Hani ya biliyorum bazı sevgiler geçici. Burada hani chatte ne sevgiler gördüm ben. Abi önünde eğileyim, kralım. Senin için ölürüm deyip ertesi gün arkamdan neler söyleyen insanlar. Hepsini gördük. 4 senede neler yaşadım ben. Bu sevginin o kadar da kalıcı olmayabileceğini biliyorum. Ama o anlık sevdiğinizi biliyorum. Çok içim eriyor böyle şey gibi oluyor. Canım benim hani bu beni bu kadar seviyor, buna bir şey yapmam lazım. Bir öpeyim, bir sikeyim ben. Okay. Seviyorum yani. Kaan helal lan. Kaan sen istediğin kadar Zaha şakası yapabilirsin. Zaha ne kadar yapabilirsin ki? SC post hadi. Şimdi geldi. Şimdi gördü. Seks yarak. Köpeğim açıldı. Seks yarak. Peki götün güzel mi? 31 çek 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 çek. Ne oluyor lan? Ağzını alabilirsin her zaman. Barış bir de benden yiyor. Yamete kudasai. Hatta ya yaşlı. Birol abi de geldi dedi. Sen kimsin lan dedi bana kalkıyorsun falan. Ay yav yamına göre. Sabaha kadar bunu yapacağım. Yalan, yalan. Ayağım gözüküyor. Çünkü ayak cinsel bir obje değildir. Hep dişlerime yapıştı, hep suratıma geldi. Ağzıma... Oğlum bu nasıl bir, bu nasıl bir post oğlum? Daha alıyorum. Oh oh oh, götüme de sokuyorum. Bunları söylüyorsun gerizekalı niye? Ağzıma daha alıyorum. Oh oh oh, götüme de sokuyorum. Müthiş bir şey izledik. Venuex geri döndü, alkış onu yazalım. Aronofsky tezek gönderisi 3. Motherfucking ne? Motherfucking Aktan'ı daimi karakter yapma kararı aldım. Hadi bakalım. Haber bülteni başladı sayın seyirciler. Bugün çok flash bir haberimiz var. Ünlü Twitch yayıncısı Eren Aktan otizmlilerle dalga geçti. Hayır. Ay, yanlış duymadınız, geçti. Asla. İşte karşınızda o an. Asla. Hayır öyle anlamda. Kınıyoruz Aktan. Hey Bettecuz, sen de kınıyor musun? Evet ben kınıyorum. Siz de kınıyor musunuz chat? Hayır hayır, ama domalma domalma domalma, domalırsan, hayır domalma domalma, domalırsan sertleştirirsin, domalırsan sertleştirirsin. Bunu ne için söylüyorum lan? Ha, popo için. Düşürsün Aktan. Yok bu daha kötü oldu, o anlamda değil. İlk 15 Temmuz'da Aktan Malkut'un ekibi olan kabildi vatanı senin olurken neredeydin? Neredeydin ha? Yetip gidecek ömür ahvali de yandım, yardım et tanrım. Soy el fuego que arde tu piel. Of sizi yerim ya. Oğlum çok eğlendim bugün ya. Redditçi. Vay vay vay, logoya bak bak bak, nasıl geliştirdi kendini pezemek. Eren Felix gibi oldu. Her hafta daha da gelişiyor. Hadi bakalım. Vay 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 vay. Helal olsun. 5 tane futbolcu satmasını istesem Ronaldo, Messi, Neymar'dır anaca. İlk üçünü doğru bilmişsin. Diğer ikisi de Zlatan ve İbrahimovic. Müzik de çok iyi oturmuş. Aa, Fight Club müziği de çok iyi. Oh, sonra gelin.
O bayana Max Bendo kaç yaşındadır? A 51, B 32, C 31, D 22. B'dir herhalde. 31 çıksa çok gülerim. Şaka mı? Yok lan, değildir. Max Bendo. Dur. Max Bendo. 51 yaşındaymış herif. Oha. Ya ne oluyor ananı sikiyim? Bu ne biçim Reddit check oldu bugün? Bu nedir ya? Bu kim ya? Volkan Konaklı ne olmuş? Bu nedir ya? Dişi Volkan Konaklı. Çok iyiydi Andiç, yaz ya. Dörene! Bu nikah gerçekleşemez öne! Diye bağırıyor biri. O da kimdi? Tam ortada, en az Eren Aktan kadar kaslı, uzun boylu ve heybetli bir adam duruyordu. Ama bir farklılığı vardı. Bıyıkları. Pala bıyıkları o kadar gürdü ki gözlerimi ondan alamıyordum. Yanımda hareketlilik hissedince Eren'e baktım. Ayağa kalkmıştı ve şaşkınlıkla adama bakıyordu. Bobby, ne demek oluyor bu? Diye şaşkınlıkla sordu. Demek adı Bobby'di. Bobby. Bobby ağır adımlarla yaklaştı. Sanki her adımında yer oynuyordu. Nikah masasının dibine kadar geldi. Taşaktan o, biliyorsunuz. Ve ellerini masaya koydu. Ne yapıyor oğlum? Niye bölüyor benim nikahımı? Merhaba kardeşim. Benimle vese atmadan Duru ile evlenebileceğini mi düşünüyorsun ya? Dedi. Kendisinden emin bir sesle. Hayırdır amına koyayım? Bobby taklidim nasıl? İyi değil mi? Onun kadar yapamıyorum ama idare eder. Kalabalıktan şaşırma ve Bobby fuck me dedi, Bobby fuck me sesleri geliyordu. Eren masayı dolandı ve Bobby'nin dibine kadar girdi. Ne diyorsun sen Bobby? Ben senin kardeşinim. Kardeşinin namusuna mı göz koyuyorsun diye sinirle bağırdı. Senin bir günde görüp nikah masasına oturduğun kızı ben aylardır gizlice ıssızlardan izliyor hani. Ne dedi o? Aylarca ıssızlarda beni mi izliyormuş? Ortam iyice gerilmişti. Eren neredeyse Bobby'ye bir tane patlatacakmış gibi duruyordu. Ah ne olur, benim için kavga etmeyin. O sırada tam ikisinin arasından babam göründü. Göründü. Haşin ne diyor? Haşin ne diyorsun uşağım? Bu ne cesarettir de? Diye babinin üzerine doğru gitti. Ya vallahi zaten seni Karadenizli yaparak belanı vermişti. Bir de benden bulma. Aa. Diyerek babamın üstüne yürüdü Bobby. Bütün bunlar artık çok fazlaydı. Önce zorla evlendiriliyordum, sonra düğünüm basıldı. Midem bulanmaya başladı ve kimseyi dinlemeden malikaneye girdim. Elimi yüzümü yıkamam gerekiyordu. Hemen kendimi içeriye attım ve musluğu açıp yüzüme su çarptım. Çıp çıp çıp. Gözlerimi kapattım ve ellerimi mermere dayadım. Detaylara bak. Derin nefesler alıp sakinleşmeye çalışırken bir anda kafama bir şey geçirildi. Panikle çırpındım. Bağırmaya çalıştım ama gözlerim ağırlaşmıştı. Yavaş yavaş kendimi boşluğa bıraktım. Yoksa... Hayır o değil, o değil. Çok kötü bir baş ağrısıyla gözlerimi açmaya çalıştım. Ama açamadım. Her yer karanlıktı. Her yer çok karanlıktı. Çok kötü bir baş ağrısıyla gözlerimi açmaya çalıştım ama açamadım.
Her yer karanlıktı. Bağırarak sesimi duyurmaya çalıştım. Yardım edin! Ağzımda bir şey vardı. Bağıramıyordum. Kaçırılmış mıydım? Vay amına. Daha çok gençtim. Efendim? Bunun yaşı yok. Sarsılmamdan arabada olduğumu anlamıştım. Beni kim neden kaçırmak istiyordu? Kime ne yapmıştım? İki soru işareti. Çırpınıp kurtulmaya çalıştım ama ellerim bağlanmıştı. Kurtulmaya çalıştığım ve debelendiğim birkaç dakikanın ardından sarsılmalar azalmıştı ve yavaşladığımızı birazdan duracağımızı anladım. Araba durmuştu ve kapım açılmıştı. Yüzüme çarpan sıcak havayı hissettim. Gözlerim açıldı ve güneş gözlerime hücum etti. Maşallah, şu kaleme bakın. Karşımda çenesi önce ahraz bir adam vardı. Tahmin ettiğim şu kişi mi? Sonra gelin. diye iğrenç bir ağızla konuştu. Konyalı olduğunu varsaydım. Ağzım kapalı olduğu için sinirle çemkirdim. Ama sadece bir homurdanma olarak çıktı. Beni kolumdan tuttu ve dışarıya sürükledi. Baraka gibi bir yerdeydik. Derme çatma pastan oluşan bir ev. Tabii ne kadar ev denilebilirse. Beni eve soktu ve bir odaya girdik. İçeride biri daha vardı. Sanırım o da benim gibi rehineydi. Beni onun yanına oturttu. Ve arkasını dönüp odadan çıkmaya yöneldi. Oğlum bayağı hikaye merak etmeye başladım lan. Hemen bağırmaya çalışarak sesler çıkardım. Beni öyle ağzım kapalı bırakamazdı. Sesleri duyunca aban döndü. Ha? Aban döndü. Ve anlamlandırmayan bir şekilde baktı. Ha bana. Salak. Anlamıyor musun? Ağzımı aç. Ağzını mı açmam istiyorum? Fısır. Diye üste göre daha önde olan alt çenesiyle konuşmaya çalıştı. Neyse zaten kimse sesini duyamaz. Diyerek ağzımı açtı. Ben ona bildiğim tüm küfürleri saydırırken pis kaka bu haddi zubarbardır. Kubur kubur kuburdur bu. Aa ne yapıyorsunuz siz ya? Büyük ihtimal bunları biliyor. Bir sırıtmayla odadan dışarı çıktı. Sövmekten yorulduğumda nefes aldım ve önüme döndüm. Onun da kaçırıldığını varsaydığım çocuk bana bakıyordu. Genç, 20 yaşlarında, kıvırcık saçlı bir çocuktu. Sen kimsin? Bunları tanıyor musun dedim şüpheyle. Selam, ben Dofi, ayak severim. Dofi de kaçırmışlar. Eyvah, shit show gecikecek. Eyvah, Dofi kaçırıldı. Çocuğun kimliğe bak, ayak severim diye giriyor muhabbeti. Ne? Dofi mi? Ne saçma bir isim kuzum. Ayak şimdi ne alakaydı ki? Ben de Duru. Kim bu adamlar? Beni neden kaçırdılar? Seni neden kaçırdılar diye sordum. Onlar kriptocular. Hesabımdan sonra beni de çaldılar. Yanılmaz. Sanırım hesaplarımdan Eren abiyle konuşmalarımı okuyup seni öğrenmişler. Fide için kaçırdılar bizi. Kriptocular mı? Of Eren, beni kurtarmaya gelecek misin? Onu özlemeye mi başlamıştım. İçimdeki bu garip his neydi? Ben bunları düşünürken dışarıdan gelen büyük bir patlama sesiyle olduğumuz yerde sıçardık. Korkudan bırakmışlar. Eren, sen mi geldin? Evet tatlı ayçiçeklerim. Sizce Eren Duru'yu kurtarmaya geldi mi? Dofi neden ayak seviyor? Hepsini öğrenmek için bol like ve yorum atın. Devamı tatilden sonra.